AKP çok uzun süredir Kürt karşıtlığı politika yapıyor. Siz şimdi diyeceksiniz öncekiler Kürtlerin dostu muydu? Evet, Türkiye'nin 100 yıllık tarihine baktığımızda 1924'ten beri Kürtlere karşı imkan, imha ve asimilasyon politikası yürütülüyor. Kürtler buna karşı hep direndi, mücadele etti. İşte kuruluşta birlikte kurdular. 21 anayasası değil mi? Kurucu anayasası diyoruz. Ama 24'te reddettiler. Bu defa isyanlar süreci başladı. İşte 1925'te Şarkı Saat Planı devreye koydular. Asimilasyonu nasıl desem başarıya ulaştırmak için. Ama başarılı olamadılar. Hatta Kobani Kumpas davasından arkadaşlar bahsetti. Hala yoldaşlarımız cezaevinde. Ben de bu vesileyle yoldaşlarımıza selam göndermek istiyorum. Geçen Figen Başkanı, Selahattin Başkanı ve Kobani dosyasında yargılanan bütün arkadaşları da ziyaret ettim. Bakanlık izin verdi. Arkadaşlar şaşırmıştı. Onların da selamları var. Onlar da üzerimde kalmasın. İletmiş olayım. Yeni bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi herkes tartışıyor. Bir süreç var mı yok mu? İşte iktidar cephesi eskisi gibi olmaz, bir süreç yok bu mesele diyor. İşte muhalefet ne oluyor acaba diye ifade ediyor. Birçoğu ne yazık ki Türkiye'de HDP bileşenleri dışında diyeyim, kendisine sosyal demokrat diyen, sol diyen kesim daha negatif bir tartışmayla bunu AKP'nin bir politikası olarak değerlendirip oradan tartışmanın esasına girmeme gibi bir yaklaşım içerisinde. Ama esas olan nedir bizim açımızdan, bu süreç açısından şu: biz yıllardır Kürtler olarak dedik ki, sosyalistler Kürtler olarak, Kürt sorunu muhataplarıyla çözülür. Ve Sayın Abdullah Öcalan bu muhataptır. Devlet bu muhataplığı kabul etmiş oldu. Bence nokta. Bu önemli bir şey bu. Yıllardır Kürt halkının verdiği mücadele, Çiğdem Başkan 13 Ekim'deki şeyde dikkat çekti mitinge. Bu mitingin adresi de oydu. Yani Sayın Öcalan'ı muhatap kabul edin. Kürt sorunu çözümünde diyalog ve müzakereyi Sayın Öcalan'la yürütün diye. Bu şimdi aslında yürütülen bir süreç vardı. Sayın Öcalan da Ömer Öcalan'la yaptığı görüşmede şöyle bir şey söyledi. Kürt sorunu çatışma zemininden çıkartıp hukuki ve siyasi zemine çekme konusunda hem teorik hem pratik gücüm vardı. Bu nokta daha önceden de söylediği bir şey. Bence bizim esas almamız gereken şey burası. Şimdi bir süreç var mı? Yok görünüyor. Tülay Başkan da ifade etti. Ama bir süreç olması için bize görev düşüyor, sorumluluk düşüyor. Yani bir süreç yoksa, varsa ilerletmek, tabii biz fal bakıyoruz sanki, bilemiyoruz. Şeffaf yürümediği için bu süreç. Aslında tuhaf olan şey bu. Yani iktidar kendi tekelini almış bu durumda bunu. Oradan bir açıklama geliyor. İşte Bahçeli diyor ki, Sayın Öcalan gelsin şeyde konuşsun, mecliste, DEM Parti meclisinde konuşsun, genel kurulda konuşsun. Sadece çünkü mesele DEM Parti'nin değil, bütün Türkiye'nin meselesi ise genel kurulda. Yani mecliste konuşsun diyor. Bu önemli bir şey. Cumhurbaşkanı da dedi ki, Bahçeli gövdesini koydu bu işin altına, biz de sahipleniyoruz diye. O zaman bu da önemli bir şey. O zaman peki bu nasıl gidecek? Hangi bileşenlerle gidecek? Türkiye halkları buna nasıl değerlendirecek? Bu önemli. Sevgili arkadaşlar, bu çok kritik ve önemli bir süreç. Bunu devletin insafına bırakamayız. İki anlamda devlet. Ne Devlet Bahçeli'nin, ne de devletin insafına bırakamayız. Çünkü yıllardır mücadele eden, emek harcayan biziz. Bunun için bedel ödeyen biziz. O zaman tam da bize, neden bunlardan bahsediyorum? Halkların Demokratik Kongresi tam da bu fikriyatla kurulmuştu. Türkiye barışını sağlamak için, halklar arasındaki eşitliği, kardeşliği, inançlar arasındaki eşitliği, kardeşliği sağlamak için, kadınların özgürlüğü için, ekolojik özgürlük için. O dönemde arkadaşlar bilirler, biz HDP'nin programını, tüzüğünü hazırlarken de tam da bu perspektifle yola çıkmıştık. O dönemde ilk yaptığımız eylem neydi? Barışa ses ver eylemleriydi. Hatırlarsanız değil mi? İlk kürsü kurduğumuzda dedik ki, barışa ses ver. Şimdi bir kez daha ben burada o fikriyata dönüyorum ve diyorum ki, barışa ses verelim. Yani bu barış bizim barışımız. Buradan korkmayalım. Yani devlet nasıl yaklaşıyor? Amacı ne? AKP hükümeti kendi iktidarını güçlendirmek için bu süreci başlatmış olabilir. Evet, şeffaf değil, tasfiye amaçlı yapmış olabilir. Başka Orta Doğu'da yaşanan savaş çatışma nedeniyle sıkışmış olabilir. Türkiye'yi artık yönetemediği için, Türkiye'yi bir hukuk düzeninden mafya düzenine dönüştürdüğü için başlatmış olabilir. Olabilir, olabilir. O onların programı. Evet, zor süreçler yaşadık. 2015'ten beri gerçekten devletin sistematik zor ve baskı politikalarıyla yüz yüze geldik. Belki de onu en çok biz yaşadık. 7,5 yıl zindanda, cezaevinde bu süreci yaşadık. Öyle kolay değil. Zindanda daha popüler.
ettiğim arkadaşlar, özel bizim gibi arkadaşlar, belki sesi dışarı yansıyor ama sesi dışarı yansımayan binlerce arkadaşımız var. Hatta o arkadaşlardan 14 yaşında tutuklanmış Zilan'ın sözünü söyleyeyim diyordu. Eva Seba, tamam siz şey yapıyorsunuz ama biz de bu halkın özgürlüğü için mücadele ettik. Hani bizi de anmaları gerekmez mi diye. Bence onları, daha çok onları anmak gerekir. 14 yaşında... çocukken halkın özgürlüğüne omuzlayan o çocuklara çok şey borçluyuz. Tıpkı Kobani'de olduğu gibi, yani dünya Rojava devriminde olduğu gibi birçok genç bu süreci omuzladılar. Onları da saygıyla anıyorum. Bakın Kobani'de değil mi? Biz 1 Kasım Dünya Kobani Günü'nü arkadaşlar kutladı. Peki niye bugün yaratıldı? Çünkü Kobani'dekiler direndiler. Faşizme teslim olmadılar. %20'lik bir kısım, çok küçük bir kısım kaldığı halde başaramayız, yenildik demediler. Ne dediler? Başarabiliriz, omuz verirseniz başarırız dediler ve başardılar. Selam olsun direnenlere, selam olsun. Selam olsun, çoban özgürlüğünü yaratanlara diyelim. Onlar bize moral ve enerji veriyor. Asıl şey burası. Dolayısıyla biz başarabiliriz. Bir feminist kadın söylemiş, kaç kişi olduğumuz önemli değil. Önemli olan dalgalar yaratmamızdır. Şimdi yani o dalgaları yaratabilecek gücümüz var, enerjimiz var. Bakmayın saçlarımızın beyaz olduğuna. Biz hala genciz. Orta genç sınıfında öndeki arkadaşlar da böyle orta gençler olarak gençliğin de enerjisini alarak yeni bir yaşamı yaratacağız diyoruz. Hepinize kolay gelsin. Serkettin.